Türkiye merhaba, bugün İzmir'deyiz. İzmir Karşıyaka'nın Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Biraz sonra Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin salonuna çıkacak EYT'liler. Daha önceden İstanbul buluşmasında da bir canlı yayın yapmıştık sevgili seyirciler, Anadolu Türk TV izleyicileri. EYT'liler haklarını arıyorlar. Bugün Deniz Baykal Kültür Merkezi'ne toplanacaklar. Gönül Baran Özüpak gelecek, konuşma yapacak. EYT'liler de konuşma yapacaklar. Haklarını aramaya çalışacaklar. EYT'liler ne istiyor? Kısa kısa ben şimdi burada toplanan kalabalık gruba mikrofon uzatmak istiyorum. Onların dertlerini, sıkıntılarını sizlere aktarmak istiyorum. Buradan başlayalım. Önce ismini, soy ismini. Oktay Günel, ben bir an önce bu yasanın çıkmasını istiyorum. Evet. Devam edelim. Adım Bilhan Karabulut. 88'den beri çalışıyorum. Bu yasanın kesinlikle çıkmasını istiyorum. Adım Harun Aksu. İstanbul kapıyorum ben de. Bu yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum. Adım Akın Çelik. Bu yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum. Niye buraya bir canlı yayın, hiçbir kanal gelmiyor? TRT alıyor bu kadar vergi işe. Niye yani? Sebep ne? Eğer böyle bir şey yapıyor, o zaman bizi vatandaştan saymıyorsalar kesmesinler bizden vergi falan ya. Elektrik faturalarına TRT payı, ona TRT payı. Gelsin işte canlı yayın yapsınlar o zaman. Evet. Maalesef devlet kanalları yayın yapmıyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu tarafa geleceğim. Şöyle devam edelim. Ahmet Işık. 2014 yılından beri bu mücadele içindeyim. Emeği geçen bütün EYT'li emektaş abilerimize saygı duyuyorum. Ama bakıyorum da bugün kimse EYT'ye saygı duymuyor. Arkadaşlarımız bizzat çekip içeri geçiyorlar yani, ne hikmetse. Kimse davasına sahip çıkmıyor. Kimse dik durmuyor. Biz dik durursak, eğilmesek davayı kazanacağız Allah'ın izniyle. EYT burada, birlik burada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tek başıma Ankara'dan geldim. İsmim Emin Yücel. 10 aydır işsizim. 5 kişilik bir aileyim ve açım. Artık benim hakkımı verin. Başka bir şey demiyorum. Hakkımı istiyorum. Hakkımı. Bravo, bravo. İsmim Murat Yılmaz. Mezarda emekli olmak istemiyorum. Devlet yetkililerine buradan sesleniyorum. Vicdanınız varsa seçimden önce bu yasayı çıkartın. Tüneye tüneye kazanacağız. Sağ olun. Hakkımızı almadan gelmeyeceğiz inşallah. Peki sizin bu kıyafetleriniz neyi temsil ediyor? Siz farklısınız diğer EYT'lilerden. Bu kıyafetlerimiz Türkiye'de genel mağdur olan, mezarda emekli olmak istemeyen insanları temsil ediyorum. Ve buradan arkadaşlara diyorum ki mücadele, ortak mücadele. Ankara'ya gidiyoruz. Haklarımızı almadan geri gelmiyoruz. Gerekirse ölmek var, dönmek yok. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hakan Taş, bir gece ansızın çıkan bir yasayla mağdur edildik 1999'da. Bir an önce bu yasanın düzeltilmesini, haklarımızın verilmesini bekliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Erkan Kurtuldu. Yasayla gasp edilmiş işçi haklarının kardeşlerinin kendilerine iade edilmesini istiyorum. İşsizim, iş bulamıyorum. Yaşım geçik olduğu için bana iş veren yok. Bizim sesimizi duymaları lazım. Bütün yöneticilerin hepsini vicdan sahibi olmaya davet ediyorum. Bu kadar. Efendim Selçuk Öter, geçmiş zamanda gasp edilmiş olan hakkımızı kesinlikle istiyoruz. Yani bu başımızı koyduk, dönmeyeceğiz bu yoldan. Ailemle birlikte dönmeyeceğiz. Sen niye geldin buraya? Babamın emekli olmasını istiyorum. Babanın emekli olmasını istiyorsun. Peki. İsmim Bilal Özer. Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Emekliğimiz, hakkımız söke söke alırız. Adım, ismim Bilal Özer. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyoruz. Bizler türemiş değiliz. Bizler, ben 73 yılından beri buradayım ve yani biz türemedik yani. Biz hakkımızı istiyoruz sadece. 25 yıldır prim ödedik. Hatta şu an 28 yıl oldu. Yani daha 5 yıl daha bekleyeceğiz. Yani biz bir seçimden önce bu yasanın mutlaka çıkmasını istiyoruz efendim. Eskişehir, Okan Bozkurt. Eskişehir'den geliyoruz buraya. İnşallah ölmeden, mezara girmeden emekliliği bir an önce yaşamak istiyoruz. Evet. Teşekkürler. Konuşacak mısınız?
Cumhurbaşkanımızın emekli olduğu kanunla, aynı kanunla başladık. Onunla beraber aynı yaşta emekli olmak istiyoruz. Fakat olamadık. Bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bizi kucaklamasını istiyorum. Biz de onu kucaklayalım. Saygılar. EYT hakkımız diyorum, yine kazanacağız. EYT yoksa oy da yok. Güç artık bizde. Öyle mi? Evet. Siz söylemiş şeyler söyleyecek misiniz? Peki. Sizi tanıyalım. Serdar Yenici Bilecik. Yeter artık, zulüm bitsin ve haklarımız bizlere verilsin. Yeter artık. Hakkımızı istiyoruz. EYT hakkımız söke söke alacağız bu işi. EYT hakkımız söke söke alacağız. 1. Mayıs'a 9000 iş günümüz var. Bu yasa mezardan önce çıkmasını istiyoruz. Şimdi yılı doldurmuşuz, primi doldurmuşuz. Biz artık neyi bekliyoruz? Veresin hakkımız. Artık tahammülümüz kalmadı. Artık birileri görsün. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Artık görsün bizi. Bu insanları görsün. Her tarafta insanlar mağdur oldu. Artık buna bir çare bulsunlar. İsmail Düşünen Bilecik, il il, ilçe ilçe, elimizden geldiği kadar her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet de yoksa o yok. İsmim Ali Taş Bilecik. EYT yoksa oy da yok. Fahri ismim, İzmir'den buralıyım. Şu gördüğünüz arkadaşlara bir bakın. İçlerinde hiç 30-35 yaşında olan var mı? Hepsi 40 yaşın üstünde insanlar. Bu insanlar yıllarca çalışıp prim ödemişler. Primlerini çatır çatır yatırmışlar bu insanlar. Bu insanlar emeklerinin karşılığını istiyorlar, karşılığını. Bu insanlara zulüm yapmak adaletsizliğin daniskasıdır. Bu insanlar buraya ekmekleri için geldiler. Çocuklarının geleceği için geldiler. Bu insanlara yazık değil mi? Yüz binlerce insanları sokağa dökmenin ne anlamı var? Yani bu insanlar emeklerinin karşılığını istiyor. Bu insanlara türemişler demek, teröristler demek, yafta yapıştırmak bir hükümetin yapacağı en aciz bir şeydir. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır. Eğer bu seçime kadar bu yasa çıkmazsa bu EYT'nin balyozunu çok yakında bu hükümet tadacaktır. Aynen. Zafer Bozkır, Çorumluyum. İstanbul'dan geldim buraya. Tüm arkadaşlara selam söylüyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu mücadele büyük bir mücadele arkadaşlar. Ben 6 aydır işsizim. 2 tane çocuk okutuyorum. Ve işsizim. Faturalarım yığıldı üst üste. Ödeyemiyorum. 30 yıl çalışmışım. 7000 iş günüm var benim, 7000 yetmez mi? Ölmeyi mi bekliyorum ben? Ölümü mü bekliyorum ben kardeşim? Ben ekmeğimi istiyorum. Söke söke de alacağız bu ekmeği. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Sezai Can Polat, İzmir'den katılıyorum. Yaklaşık 2 yıldır işsizim. Yaşım 49, 10.300 günüm var. Daha ne olsun yani? Türkiye şartlarında diyorlar ki 65 yaş. Hayır kardeşim, Türkiye'de 2005 model bir arabaya bakın, en basit örneği. Gidin bir de Avrupa'daki 2005 model arabaya bakın nasıl diri duruyor. İnsanlarımız da şu şekilde çürük vaziyetteyiz burada. Açız, açız kardeşim. EYT yoksa oy da yok. Biz hakkımızı sonuna kadar savunacağız. İnşallah bu hakkımızı alacağız. Hep beraber. Hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. 74 Manisalı, Manisa'dan geliyorum. 14 yaşından beri çalışıyorum. 7500 günüm var. Türkiye'deki işçi, emekçi kardeşlerimin hiçbiri Avrupa şartlarında çalışmıyor. 65 yaşında mezarda emekliliğe biz hayır diyoruz. Şöyle bir dolaşalım. Adım Hüseyin Kaydan, Eskişehir'den geliyorum. Suriyelilere kaynak var da biz primimizi, vergimizi ödediğimiz halde bize niye kaynak yok? Kaynak olsun, biz emeklilik istiyoruz. Suriyelilere varsa kendi vatandaşına da var. Konuşacaklar. Buradan herkese selamlar diyorum. Ben Osman Yücel. Bu emeklilikte yaşa takılanların bir an evvel bu çözümün çözülmesini istiyoruz. 6 aydır, 1 senedir yaklaşık olarak işsiziz. Bize kimse iş de vermiyor. Bunun çözülmesini istiyoruz. Hükümet bunun bir an önce çözmesi gerektiğine inanıyorum. Umudunuz var mı? Umudum var yani. Var, biraz var yani. Umutsuz yaşanmıyor ama çözülmesini istiyoruz yani. Evet. Çünkü
Geleceğim. Ben şunu söylüyorum. Gün gelecek, devran dönecek. Bu hükümet, bu halka cevap verecek. Başka çaresi yok. Bunu vermek zorunda. Aksi takdirde sandık önümüzde. Hangi görüşten olursa olsun insanlarımız bunun da cevabını verecek. Kendi hakkını savunacak. Benim söyleyeceğim bu kadar. İsmail Demir, Kütahya'dan geliyorum. 50 yaşından sonra özel sektörde veya herhangi bir yerde iş bulmak çok zor. Bu kadar insanın hakkını gasp eden hükümet... Doldunuz, konuşamıyorsunuz. Evet. Yani 30 yaşından üzerine işe almıyorlar. 60 yaşına kadar çalıştırılmasını istenen insanlar nereden iş bulsun veya nasıl geçinsin? Aynen. Gaspçı devlete hayır. Eğer ki Müslüman bir ülkeysek gaspçılığa hayır. Tabii ki var. Emeklilikte yaşa takılanlara kaynak yok deniyor. Kaynak bizzat emeklilikte yaşa takılan insanların ödediği primlerdir. Kendi primleridir. Aynen. Kaynağı başka yerden aramaya gerek yok. Aynen. Bu dönemde seçimden önce bu EYT yasası çıkmak zorunda. Aynen. Bravo. Başka da bir şey demiyorum. Kanalı bir daha alabilir miyim? Kanalı bir daha alabilir miyim? Anadolu çok değeri. Anadolu çok değeri. Onları buraya alalım arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sizlere Kocaeli'den selamlarımı getirdim. Yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Şimdi bir emekçi grubu daha geldi. Onlar 301 şehit verdiler. Somalı EYT'liler geldi. Maden faciasında 301 şehit verdiler. Biraz da onlara mikrofon uzatalım, tanıyalım sizi. Merhabalar. EYT için hep beraber İzmir'de toplandık. Somalı'dan sevgi ve selamlarımızı getirdik. Hep beraber gelelim dedik ama sayımız biraz şey değil. İçerisi dolu ama. İçerisi dolu. Bizler de destek için İzmir'de hep beraber toplandık. Evet. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Yılmaz Şahan ben. Manisa Soma'dan geliyoruz. Maden şehrimiz. Soma'nın malum. 301 işçimiz şey olmuştu. Şehit olmuştu. Onların anısına buradayız. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Şükrü Yıldırım. Kendi madenciyim. Hakkımızı istiyoruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Bu yasadan işe girmedik. 92'de işe girdim ben. Şu an 7800 günüm var. Ama biz emekli yapmıyorlar. Yani hakkımızı versinler. Başka bir şey demiyoruz yani. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Yasin Altun ismim. Yasa geriye dönük işletilmemesi lazım. Dilenmiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Merhabalar. Erkan Karaman ben de. Öncelikle bir avuç kömür için bir ömür veren Soma Kömür Diyarı'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Biz de burada hep birlikte bir hak arayış için buradayız. Canlanan hakkımızı geri istiyoruz. Kimseden biz bir hibe de istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almaya geldik. Alacağız inşallah. İsmim Cüneyt Kuşgöz. Soma. Haklarımızı istiyoruz. Soma'dan bol bol selamlar. Nazmi Polat, Soma'dan geliyoruz. 99'da bu yasayı engelleyemedik. İnşallah şimdi engelleriz. Seçimde umutlusunuz seçimde. İnşallah. Var mı başka konuşmak isteyen arkadaşlar? Var mı konuşmak isteyen? Peki, şimdi EYT'li arkadaşlarla burada bir canlı yayın yaptık. Biraz sonra salona girecekler ve salondaki o büyük buluşmayı izleyecekler. Kimisinin 5000 günü var, kimisinin 7000 günü var, kimisinin 10.000 günü var, kimisinin 11.000 günü var. Hepsinin tek amacı haklarıyla birlikte emekli olabilmek, haklarını alabilmek. Tek mücadeleleri bu Anadolu Türk TV izleyicileri. Hiçbir şekilde biz eylem yapmayacağız, biz miting yapmayacağız, biz protesto yapmayacağız diyorlar. Sadece sakin sakin haklarını aramaya çalışıyorlar. Biraz sonra saat 1'de Deniz Baykal Kültür Merkezi salonundan EYT'lilere genel başkanları Gönül Boran Özüpak buradan hitap edecek
ve siz de bu yayını hem Anadolu Türk TV'den hem de eğer gelirse diğer basın yayın organlarından izleyeceksiniz. Ama gelmeyecekler. Ne devlet televizyonları ve ne de diğer haber ajansları bu yayını yapmayacaklar. Bunu buradan size duyurmak istiyorum. O yüzden Anadolu Türk TV'den izleyebilirsiniz bu canlı yayını. Siz sanıyorum bir şey söyleyeceksiniz, öyle mi? Buyurun. Süleyman Soylu, Turgutlu'dan geliyorum. Ben de yaşa takılan. Adınız yalnız bakana benziyor. Sadece benziyor. Başka şeyimiz benzemiyor. Hayır, öyle bir şeyimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanıma ben şunu söylemek istiyorum. Bizim için çift dikiş yapacaklarını söyledi. Hani eğer bu kanun çıkarsa yaşa takılanlar çift dikiş yapacağını söylüyor. Eğer bir ülkede emekli çalışmak zorunda kalıyorsa bu emeklinin ayıbı değil, ülkenin ayıbıdır. Bunu Cumhurbaşkanı mutlaka biliyordur da ben bir hatırlatayım istedim. Teşekkürler. Çok doğru, ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, saat 13'te Deniz Baykal Kültür Merkezi salonundan tekrar canlı yayın yapacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Arkadaşlar içeri girebiliriz. Belki yolumuz açık inşallah.